Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bugün de sizlere bir tabloda ikili sütunlar şeklinde toplam almayı göstermek istiyorum. Gizli gelişmiş bir uygulama arkadaşlar. Kaydırın, offset'in kullandığı sütun fonksiyonunda dinamik sütun değerlerini elde ettiğimiz bir çalışma olacak. Bakınız, siliyorum burada o grup toplamlarını. Bu ikisini bir grup halinde toplayacağız ve çektikçe her birini ikişerli grup halinde toplayacağız. Şimdi kaydırımızın esprisini görelim. Kaydır bize buradan başlayıp F4'te sütun taraflı F4 dedim 3 kere basarak. Nereden ne kadardı? 0, 0 yani üzerinde bir yere gitmeyeceğim buradan ayrılıp burayı baz alıyorum. Arkadaşlar sütun 1, 2 dedim yani. O'dan başlayacak 2 değerimi de genişliğimi de 2 verdim. Bakın ikisi geldi bu ikisi. O bunları topladığımda da buraya bir toplam yazıp işlemi bitti arkadaşlar. Ondan sonra peki bunu nasıl yaparız da çekeriz? Ha, o zaman bizim buraya yerleştireceğimiz şeyler arkadaşlar tamam sıfırı anladık orada kalacağız. Sütunlar kadar kayacak şekilde ilerleyecek sütun sayımızı. Şimdi sütun dediğiniz şey şu anda M sütunda bulduğu yerde 13 değerini verecek bize arkadaşlar. Bulunduğu yer olarak isterseniz onu şurada sizlere göstereyim. Ve çektiğinizde de o artacak. Ama bize hem bu lazım hem de artmayan bir sütun sistemi lazım ki arasındaki farkla dinamik bir şeyi elde edelim. Şuraya bunu yazalım, sabitleyelim. Ondan sonra bakın bu da hep 13'ü verecek. İkisini çıkarttığınızda da işte bu artış sayımızı yine 2 ile de ikili gruplar halinde almış olacağız. Evet, formülümüzü devam ettirelim. Buraya geldim, parantez açtım, sütun dedim ondan sonra tekrar sütun dedim. M3'ü aldım. F4 dedim. Değişmeyecek olan değeri buldum. İkilik sistem, ikinin katları şeklinde ilerleteceğim. Bunları genişliğimi de 2 vereceğim arkadaşlar. Evet, çekiyoruz. Toplamlarımızı alıyoruz. İkilerli toplamlarımızı.